17 Ekim Pazartesi, tekrar merhabalar. 100 Endeks, evet. Geçen hafta, haftalık tarafa bakalım ve 100 Endeks geçen hafta nasıl seyretmiş, bunun bir yorumunu yapmaya çalışalım. Haftalıklarda görüldüğü üzere geçen hafta 78.500, 76.600. 78.500, 76.600. Görüldüğü üzere hemen hemen bandımızda bahsetmiş olduğumuz aralık, aşağı yöndeki aralığın devam ettiğini gördük. Aylıklara baktığımızda evet, artık alıcılı taraftan satıcılı tarafa geçen bir hareket içinde seyrettiğini görüyoruz ki bu bizim için oldukça önemli. 77.000 altındaki her hareketlikte biz sürecin aşağı yönde, özellikle aylıklar tarafında 75.500'ün altında 74.400'lere doğru çekilebileceği, hatta bu ay olabilir mi? Evet, olma ihtimali giderek artıyor. 71.000'lere doğru geri çekilme isteği devam edecektir. Tabloda baktığımızda özellikle bahsetmiş olduğumuz 76.700 altındaki her hareketin 71.500'leri çağırabileceğinden bahsetmiştik. Hemen burada 100 endeksin günlük kapanışına bakalım ve bugüne dair gün ortasında da nasıl bir hareket olabilir bunu görelim. 77.554 cuma günkü kapanış. 77.554. Evet, tablomuza hemen dönüyoruz. Haftalık tarafında aynı şekilde 77.554 istiyoruz ve bugüne dair özellikle tablomuza bakmış olduğumuz ortalamaların altına gelen bir hareketten bahsediyoruz ki bu daha önce de bahsetmiş olduğumuz aşağı yönlü isteğin devam edebileceğine yönelik işaretlerdi ve bugün özellikle tablomuzda 77.400, 76.991 gibi bir aralıkta seyir olduğunu görüyoruz. 77.500, yani alıcılı tarafa hiç gitmemiş, 76.994, yani satıcılı tarafa geçip 77.174'ün altında kaldığım müddetçe ne diyorduk? Gün içinde 76.700, 76.454'e gelme ihtimali çok yüksek ki saatliklere baktığımızda, isterseniz hemen saatliklere buradan dönüp bakalım. Son saatlerde nasıl seyretmiş endeks? Evet, son saatlerde baktığımızda evet, özellikle 77.000 ikinci seansta da 77.174'ün altında kalması demek ki kalma isteği artıyor. Bahsetmiş olduğum seviyelere gelebiliriz. Aylıklarda biraz önce bahsetmiş olduğum seviyeleri izleyebilirsiniz. Tablomuza bakarak aslında tablonun olumsuz olduğunu ve isteğin aşağı yönlü giderek artmaya başladığını söyleyebiliriz. Hemen HDTR göstergemize bakalım. Dalga teorisi hala yukarı aşağı, yukarı aşağı seyrettiğini görüyoruz. Son 3 günde, son 4 günde eksi artı eksi artı gittiğini görüyoruz. Şu an için hala artı, ancak yukarıda özellikle tablomuzda bahsetmiş olduğumuz 2600'lere ulaşmamış olması ters tarafta 2600'e gelmesi anlamına gelecek ki şu anki tabloya baktığımızda 186, yani endeksin 2500 puanlık aşağı yönde hafta içinde düşüş potansiyeli görülmüş olduğu üzere 2600 puanlık düşüş potansiyeli çalışmaya başladı diyebiliriz. Bu da şu anki bulunduğumuz seviyeden 77.500'den düşünecek olursak aslında 74.000'lere doğru hafta içinde 74.400'e 74.500'lere doğru bir geri çekilme, aylık tablomuzda da bu kademeye doğru geri çekilme görürüz. Bahsetmiş olduğumuz bir tablomuza bakarak 77.174'ün altındaki hareket gün içinde 76.400, 76.700'e doğru bir geri çekilme gelebilir. Hemen ben buradan hisselere dönmek istiyorum. Garanti Bankası cuma günü kapanış 8.01. Geçen hafta bahsetmiş olduğumuz aslında haftalık bazda eğer bir değerlendirme yapacak olursak Garanti Bankası'nın haftalık bazda en yüksek 8.14, en düşük 7.84. Bizim de 8.14, 7.84. Yani geçen hafta bahsetmiş olduğumuz 8.16'nın altındaki hareketin 7.86'ya doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik ki hemen hemen nokta olarak bu seviye görüldü. Haftalıkların bozulmaya başladığını görüyoruz. Özellikle bu hafta 7.95 altındaki Garanti Bankası kapanışlarının çok büyük ihtimalle kademeli bir şekilde 7.55'lere doğru bir geri potansiyel hareket getirebilir mi? Bunu isterseniz hemen yorumluyorum. Günlüklere dönüyorum. Değerli arkadaşlar, günlüklere döndüğümüzde cuma günü 8.02 en yüksek, 7.84 ve 8.01 kapanışını görüyoruz. Evet, 8.01 kapanışını görüyoruz. Hemen 8.01 kapanışını giriyoruz. Tablomuza baktık. Bugün ne gördük? Garanti Bankası'nda 7.99, 7.91. Evet,
zaten satıcılı ortalamaların altında olduğu için bir zayıflama eğiliminin devam ettiğinden bahsediyoruz. Haftalıklarda da aynı şekilde aşağı yönlü isteğin devam ettiğini ve daha bahsetmiş olduğumuz o noktalara doğru gerilemenin potansiyel olarak devam ettiğini görüyoruz. Bu ay özellikle 7.70 seviyesi altında bir ihtimal, 7.60-7.70 bölgesi altında bir kapanış demek, önümüzdeki aylarda Garanti Bankası'nın daha da satıcılı bir seyre girmesi anlamında işaret olacaktır. Güne dair baktığımızda 7.91-7.99, evet hemen bakalım 8.01 kapanışlarına dikkat aldığımızda 7.98 en yüksek, bugün görülen en yüksek 7.99 ile karşılaştırdığımızda alıcılı tarafa geçememiş. 7.95 altındaki hareket, her hareket ne diyorduk? Kırmızı ikinci çizgiye, yani 7.87'ye doğru istek arttırmış durumda. Böyle bir durumda haftalıklarda 8.11 altındaki her hareket, ki haftaya kısaltıcılı başladığını görüyoruz, 7.91'in altında 7.81-7.61'e doğru bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirecektir diyebiliriz. Aylıklarda tablo 8.30'un altında kaldığı müddetçe ne demiştik? 7.47-7.60 bölgesinde çekilebilir. Bu beklentimizi zaten paylaşmıştık. Aynı şekilde bakın değerli arkadaşlar, 7.91 o kadar önemli ki. Yani bugün aslında şu anki kapatmış olduğu seviyeye de yakın. Bugünkü desteğe de yakın. Yani 7.91 altındaki her hareket potansiyel olarak aslında Garanti Bankası'nda 15 puanlık bir düşüş anlamına gelecek ki bu 7'lerin de altında bir hareket anlamına gelir yıllıklarda. Tabi 6-11 kötümser bir tabloyu gösteriyor ama 7'lere ve 7'lerin altına geri çekilebilecek bir potansiyel içinde olduğunu söyleyebiliriz Garanti Bankası'nın. Tabii ki günlüklerde en azından bugün bahsetmiş olduğum seviyeleri takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, Garanti Bankası ile ilgili yorumlarımız şimdi bu kadar. Diğer hisselere devam ediyoruz.